E, parti kaynakları e, bunu açıkladı artık resmi bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmak karar aldığını duyurdu Dem parti. Bu konuda olası isimler üzerinde halen tartışmalar yürütülüyor bugün. Biraz sonra parti sözcüsünün bir açıklaması var. Onu da e, bu adayla ilişkin ona değineceğim. Bu arada Bolu ile ilgili karar alındı. Toplantıda Bolu'daki adayın kesin e, veli saçlık e, saçalık olduğu karar alındı. Antalya ilişkinde karar alındı. Kemal Bülbül eski milletvekili tanıyorsunuz zaten. O da e, MYK'dan çıkan başka bir karar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Kemal Bülbül aday olarak gösterildi. Bunlar kesinleşen e, kararlardır. E, şimdi Parti Stüdyosu'ya Ayşegül Doğan e, yarın e, yapacakları bir basın toplantısıyla kentin adaylarının isimlerini açıklayacağını duyurdu. İçerisinde İstanbul'da var, İzmir, Ankara. Yani her yerde aday çıkaracak e, Dem Parti, Ankara'da da çıkaracak, İzmir'de de çıkaracak, bütün batı illerinde. Dolayısıyla yarın e, ki açıklama ilişkin Ayşegül Doğan X hesabında şu paylaşımı yaptı. Parti sözcüsü dedi ki, yerel seçim gündemiyle toplama merkez yürütme kurulumuz sürüyor. Halen toplantı sürüyormuş bu akşam saatlerinde. Elbette gündemimizdeki en önemli konulardan biri de İstanbul. Yarın saat 14'te İstanbul ve diğer kentlerle ilgili ilişkin tutumumuzu genel merkezimizde açıklayacağız. Yani yarın Türkiye saatiyle saat 14'te 2'de e, İstanbul'la ilgili aday kim açıklaması yapılacak. Ama Başak Demirtaş'ın adaylığı kesin gözüyle bakılıyor. Biz resmi açıklamayı hani yapmıyoruz. Sadece düşüncemizi söylüyoruz. Yani DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ın adaylığını ve Başak Demirtaş'la birlikte bir eş başkan. Biliyorsunuz genelde adaylar DEM Parti bir eş başkanlık sistemi uyguluyor. Bir erkek aday, bir kadın aday. isimlerde de var ama Başak Demirtaş'ın isminin kesinlikle İstanbul için aday olacağı kesin gözüyle bakılıyor. Fakat işin ilginç tarafı Dem Parti'nin bu açıklamasından sonra değerli izleyenler sizler de izlemişsinizdir. sosyal medyada kıyametler koparıldı. Efendim muhalif hesaplar, şimdiye kadar işte Atatürkçü dediğimiz ya da CHP'li dediğimiz ya da muhalefet millet, millet Ufakı içinde içerisindeki o e, malum gülürler dediğimiz o kesim. Efendim Dem Parti AKP'ye çalışarak. Ne demek ya? Dem Parti'nin kendine özgün, kendine güveni yok mu ki yani aday göstersin? Yani siz Türkiye'nin her yerinde kazanıyor musunuz ki aday gösteriyorsunuz? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin her yerinde aday gösterir değil mi? Birkaç yerde hariç. Her yerde aday gösteriyor. Peki siz her yerde kazanıyor musunuz? AKP her yerde kazanıyor mu? Yok. AKP Türkiye'nin dört bir yanında aday gösteriyor. Yani Kürtler söz konusu olduğu zaman Kürtleri siz neden başkasına çalışıyor gibi gösteriyorsunuz. Hatta bazı arkadaşlarımız, 3 tanıdığım arkadaşlarımız bana yazmış. Ya biz işte adayı göstermekle AKP'ye çalışmıyor muyuz? Hayır efendim. Biz adayı göstersek de AKP'ye çalışmıyoruz. Adayı göstermesek de AKP'ye çalışmıyoruz. Bunun AKP ile bir alakası da yok. Yani bir, bir kendi gücünü göstermek için Kürtler kendi iradesini kullanmak için adayı göstermeyi seçtiler. Bu onların doğal hakkıdır ki seçmen bunu istedi. Dem Parti seçmenin %70'i üzerinde size sorayım ben. Dün sorduk, önceki gün sorduk. Sizler burada binlerce arkadaş izliyordu. En iyi anket burasıdır aslında Dem Parti seçmeni için. Yani Dem Parti bunu arasa arasa bulamaz. Bizim şu andaki kanalımız, izleyicilerimiz Dem Parti seçmeni için en mükemmel anketlerdir. Ve biz bu anketleri ben birkaç anket yaptırdım. Dem Parti kendi adayını seçsin mi seçmesin mi? Siz %90 dediniz ki evet kendi adayını çıkarsın dediniz. Değil mi? Ve Dem Parti de tabii ki bütün bunları göz önüne alıyor. Kendi seçmeni yine ki siyasettir bu, politikadır. Kendi çıkardığı tabii ki düşünecek. Dolayısıyla Dem Parti'nin İstanbul'da ve diğer illerde kendi adayıyla girmesi seçmenin %90 talebiydi bu talebin gerçekleşmesi mükemmel oldu. Yani artık bundan sonra kimse Dem Parti'ye bazı kesimler Dem Parti'ye şunu diyemez. Efendim siz adayı göstermediniz ben de gitmeyeceğim sandığa gibi bir tepki de gösteremez. Mesela İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yani Kürtler tarihi rekor kıracak ben size söyleyeyim. Niye? Belki bunu CHP görmeyebilir, AKP görmeyebilir. Ama inanın bana metropollerde milyonlarca Kürt var. Bu Kürtlerin büyük bir kısmı sandık başına bile gitmiyordu. AKP oy verenler, CHP oy verenler, diğer partilere oy verenler bu seçimlerde, yerel seçimlerde şunu düşüneceklerdir. Biz Cumhurbaşkanı seçmiyoruz kardeşim. Belediye Başkanı seçiyoruz. Kürtler de belediye meclisi üyeliklerini arttırması için güçleri güçlenmeleri için biz de sandık başına gideceğiz ve Kürt adaya bir tek aday gösteriliyor çünkü her şehirde bir adayıdır. Milletvekili seçimi gibi değil. Diyelim ki 20 tane adayı, 100 tane adayı. Bir tane adayı gösteriliyor. İlçelerde de gösterilecek. O ayrı bir şey. Ama büyük belediyelerde bir kişi gösteriliyor. Ve o bir kişiye de ben eminim ki milyonlarca Kürt oy verecek. Herkes şok olacak bu oy oranıyla. İstanbul'da genel seçimlerde DEM Parti'nin aldığı oy oranı %8 civarında. Son seçimler itibariyle baktığımız zaman. Ama emin olun ki benim düşünceme göre Dem Parti adayı varsayalım ki İstanbul'da Sayın Başak Demirtaş adayıdır ve Başak Demirtaş 15'in üzerinde, 15 üzerinde oy alır. %15'in üzerinde oy alır. Dolayısıyla şimdi yarın açıklandıktan sonra herkes seferber olacaktır. Yani Dem Parti'nin batıda rekor kıran oy oranıyla büyük bir güç eline alacağı, belediye meclislerinin büyük bir kısmını alacağı muhakkaktır. Bakınız ben bir iddiada daha bulunuyorum. Dem parti hem AKP'yi şok edecek hem de CHP'yi şok edecektir. Özellikle İstanbul'da ve Ankara'da. Bizim umurumuzda değil kim kazanırsa kazanırsın. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Bana ne AKP'den bana ne CHP'den diyorum. Neden biliyor musunuz? Yani e, Kürtler açısından bir partinin diğer bir partiden farkı yok. Hiçbir farkı yok. Hatta şunu da hakkını verelim. Yani Kürt sorunun demokratik yollardan çözümü için eğer bir udum, umut oluşacaksa, eğer AKP'nin öyle bir niyeti oluşacaksa, olursa belki seçimler yaklaşırken bu seç aday belirlendikten sonra pazarlıklar devam edecek. Baktınız yeni bir görüşme, yeni bir anlaşma bu CHP ile de olabilir, AKP ile de olabilir. Yani bu sokak mücadelesidir, bu Kürt sorunu demokratik çözümüne ilişkin herhangi bir gelişme olduğu zaman gayet rahat bir şekilde yine kendi seçmelerini, seçmenlerle konuşup mobilize de edebilirler. Bu da bana göre açık kalan bir kapı olarak kalması gerekiyor. Ama onun dışında Kürtlerin kendi adaylarını çıkarması bence muazzamdır. Bizim için fark etmez. AKP de kazansa, CHP de kazansa bizim umurumuzda değil. Sonuçta aynı e, icraatlar, aynı muameleyi görüyoruz. Buna değineceğiz değerli izleyenler. Çünkü bunun üzerinde de artık oyunlar oynanmaya başladı ve e, insanlar sanki Dem Parti suç işliyormuş gibi bir noktaya getiriyorlar. Bu da oldukça tehlikeli. Şimdi tabii büyük özgürlük yürüyüşüne geçeceğiz. Ondan önce birkaç haber daha var. Bu arada Yeniden Refah Partisi de bir karar aldı. Onlar da beş başlık altında bu kararlarını açıkladılar. AK Parti ile bu seçimlerde ittifak yapmama kararı aldıklarını duyurdu. Yeni Refah Partisi genel başkanı Fatih Erbakan Dedi ki İstanbul, Ankara, İzmir'de kendi adaylarımızla gireceğiz. Ve bunu 10 Şubat'ta Ankara'da ilan edeceğiz. Niye? Sebep biz AKP ile görüştük. AKP bizim isteklerimizi yerine getirmediği için. Yani anlaşma şey görüşmeler yarın öbür gün de devam edecek. An, ayın 10'una kadar adamlar bir şey bekliyor. AKP'den gelecek iyi bir yem bekliyorlar. O yüzden ee, bakalım eğer böyleyse İstanbul'da çok çok farklı bir... Çünkü İstanbul'da e, yani Refah Partisi'nin %5 civarında oyu var. Bunu inkar etmemek gerekiyor. E, %15'i de DEM Parti arası yüzde %20. Şimdi geriye kalan kısmı kim alacak? AKP mi alacak? CHP mi alacak? İyi Parti e, opsiyonu var. %2-3 oyları var. Yine faşist partilerin opsiyonları var. %5 de orada hesaplarsak. Yani e, gerçekten de çok böyle dişe diş bir şey gidecek, bir yarış olacak. Ama yine de bu işin çözümünde, bu işin anahtarı, bu işin rolü yine Kürtlerin elinde. Özgür Özel bugün konuştu. Erdoğan'ın şeriatı savunduğu ifadeleri ne tepki gösterdi Özgür Özel dedi ki iyi düşün bu hani Erdoğan demişti yani biz şeriat iyidir vesaire geçtiğimiz günlerde o da dedi ki bugün iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz senin diye bir açıklamada bulundu. Çok zekice yapılan bir açıklama. Şimdi değerli izleyenler başka bir haberle devam ediyoruz. Bu da Avrupa Birliği'nin aldığı bir karar. Avrupa Birliği deprem bölgesindeki mültecilere ve yerel halka destek amacıyla Türkiye'ye tam 26 milyon euro yardımda bulunacak. Diyeceksiniz ki diğer paralara ne oldu? Helal hoş olmasın. Diğer paralar gitti. Nereye gitti belli mi? Hayır. Bugün Erdoğan açılış yaptı. İzledim ben. İki tane hastane açılışı yaptılar. Birkaç üç kişi ev, anahtar vereceklerini söylediler. Ve 130 bin insan öldü diye bakanlar açıklama yaptı. Resmi rakamlara göre 53 bin insan yaşamını yitirmiş. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan ve evi yıkılmış. Ama ona rağmen depremlerde tam olarak o paralar nereye gitti? Daha önce 96 milyon euro göndermişlerdi. Türkiye'de o kadar milyonlarca, milyarlarca para toplandı. Yurt dışında trilyonlarca para geldi. Bu paralar nereye gittiğine yönelik herhangi bir hesap verdiği yok hükümetin. Bu arada değerli izleyenler, büyük yürüyüş, özgürlük yürüyüşü 3. gününde. Van kolu Hakkariye, Kars, kolu Doğu Beyazıt'a e ulaştı. Bütün zor koşullara, şartlara rağmen. Evet, bir Özgürlük yürüyüşüne de yer alan heyet e, ulaştıkları Jola kent halkı tarafından Jola sizin sizinle gurur duyuyor sloganlarıyla karşılandı. DBP eş genel başkanı Keskin Bayındır, ülkeye barış ve özgürlük gelmesi için Türkiye halklarına yürüyüşü destek vermeye çağrısında bulundu. Bu yürüyüş peki geldi yaptılar Öcalan'ın e, kişisel e, özgürlüğü, fiziki özgürlüğü ve Kürt demokratik yollardan çözümü için gerçekleştiriyor. Vandan yola çıkan Büyük Özgürlük Yürüyüşü Jolamirk kent merkezine ulaşmış durumda. Yürüyüşün van kulu Hakkari girişinde eee gelirken Hayat Yolda Cem'i Ezo Köyü'nden Cennet Cehennem Vadisi'nin bulunduğu Dizi Köyü'ne kadar kilometrelerce yol kar şartları altında yürüdü. Demokratik Bölgeler Partisi Yeşgenil Başkanı Keskin Bayındır. Amerika halkının her zaman Mücadeleye ve partisine sahip çıktığını söyledi. Bayındır şu cümlelerle e, konuşmasına devam etti. Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt soruna çare gerekli. Bu yüzden de bu yol özgürlük namus yolu diyoruz. Artık colemek dağları karakolların yeri değil, özgürlüğün halayların yeri olsun. Bu yüzden de bu yürüyüşün sonunda Kürt halkı, ezilen halklar ve Türkiye halkları için özgürlük olsun ifadelerini kullandı. Dem Parti BDT Milletvekili Hüseyin Olan da konuştu. O da dedi ki: Kürtleri soykırıma uğrattınız. Asit kuyularına attınız ama bitiremediniz. Hayali Kürdistan burada meftundur diye zihniyetine hayalleri yıkıldı. Kürt halkı bir halk, hakikatin kendisidir. Hakikat karartılamaz. Bu yürüyüş uzun ve başarıya ulaşacak bir yürüyüştür. Herkes bilsin ki Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kırılacak ve Kürt sorununun demokratik çözümü sağlanacaktır ifadelerini kullandı. Şimdi başka bir gelişme yaşandı. Değerli izleyenler onu da size aktarayım. O da e, Kobani davası var biliyorsunuz. Kobani davası e, evet Kobani davası ile ilgili e, gelişmelere bakarsak HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek Dağ'ın da aralarında bulunduğu 18 e, siyasetçinin taliye talepleri bugün mahkeme tarafından bir kez daha red edildi. Oysa ki e, bugün e, bir, bir taliye de bekleniyordu onu da söyleyelim ama mahkeme tarafından bu red edildi. Şimdi değerli izleyenler, bu mobil ya da bu şey seçmen diyorlar ya hayalet seçmen diye dem parti defalarca yakaladı binlerce kişi farklı yerlere hiç olmayan e, evlere e, kaydırılmış askeri polisi hayalet olarak seçmenler icat edilmiş dem parti üzerinde duruyor fakat bugün bir haber daha var o da gazeteci saygı öz Urfa'nın Harfet ilçesinde 4 seçmenin adresinin mezarlık içinde bulunduğu ortaya çıktı. Öztürk ayrıca 4000'e yakın seçmenin kaydırıldığını bir evde ise 39 taşıma seçmen kaydı tespit ettiğini duyurdu. Buna anlama geliyor. Bu şu anlama geliyor. Biraz sonra e, Mersin Mersin'den Parti Milletvekili Ali Bozan e, bir paylaşım yaptı, bir video yayınladı. 3 4 dakikalık bir videodur. Ama bu hayalet seçmen nedir? AKP bunu nasıl yapıyor? Çok güzel bir şekilde özetlemiş. Sizden ricam bunu hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Hayalet seçmen, hayalet seçmen öyle bir şey ki hem var hem yok. Nasıl? Gerçekte var ama kayıtlara göre yok. AKP'nin bu dönem uydurduğu bir seçmen tipi diyebiliriz. İki yöntemle üretiyor. Bir tanesi Kürdistan'da uyguladığı bir yöntem, bir tanesi de Batı'da uyguladığı yöntem. Kürdistan'da hayalet seçmenleri özellikle polis evlerine ve ordu evlerine kaydediyor. Buradaki hayalet seçmenlerin sayısı binlerle ifade edilebiliyor. Aynı anda tek kalemde bin kişiyi bir ordu evine veya bir polis evine hayalet seçmen olarak kaydedebiliyor. Bunlar gerçekte var mı bu insanlar? Bu insanlar gerçekte var, seçmen olarak yok kayıtlı olduğu yerde yaşamıyor, bu nedenle aile seçmen diyoruz. E, batıda nasıl yapıyor bunu? Batıda e, kimi zaman olmayan adreslere, e, kimi zaman harabe evlere, kimi zaman e, inşaatlara bu hayalet seçmenleri kaydediyor. Gerçekte oturdukları yerler ama kayıtlı oldukları yerler değil. Bu nedenle e, hayalet seçmen diyoruz desinlerine. Bu insanlar var mı bir yani kere? Başka bir yerde yaşıyorlar mı yoksa? Bu, bu insanlar var. Ama bu mı? insanlar gerçekte yaşıyor. TC numaraları var. Adları soyadları var. Doğum tarihleri var. Ama kayıtlı oldukları yerlerde yaşamıyorlar. Kimi zaman kayıtlı oldukları yerde yok. Çok yaygın mı bu? Özellikle Mayıs seçimlerinden sonra boş adresleri tespit etmişler. Harabe evleri tespit etmişler. İnşaatları tespit etmişler. Kimsenin buraları araştırmayacağını düşünmüşler ve buralara kayıt yapmışlar Ya da kayıt yapacakları yerde bir tanıdıkları, bir yandaşları Var ise tabi bu işin içerisinde şey de var, nüfus müdürlükleri de var. Yani nüfus müdürlüğü bu işin içerisine girmeden bu hayalet seçmen işini e, organize etmek mümkün değil. Nüfus müdürlüğüne kim zaman bir telefonla, kim zaman hiç gitmeyerek, kim zaman e, internetlerinden hiç yaşamadıkları adrese, kim zaman da hiç olmayan adreslere seçmen kaydı yapmışlar. E, öncelikle DEM Parti'nin güçlü olduğu yerleri tespit etmişler. DEM Parti'nin küçük oy farklarıyla kazandığı yerleri tespit etmişler. Daha sonra şöyle bir hesap yapmışlar kendilerince. Kaç hayalet seçmen kaydı yaparsak biz bu belediyeleri kazanırız gibi bir hesaplama yaptıktan sonra da buralara diledikleri sayıda hayalet seçmen kaydı işi yapmışlar. Ama özellikle Kürdistan'da DEM Parti'nin güçlü olduğu yerlerde binlerle ifade edilen hayalet seçmen kayıtları yapıldığı dikkate alındığında bunun organize bir bir iş olduğu açıkça ortada. Kürdistan'da bir örnek vereyim. Hakkari Esendere beldesi toplam seçmen sayısı 3500 kaydedilen hayalet seçmen sayısı 1700. Seçmeninin tamamı 3500 olan bir yere 1700 tane hayalet seçmen kaydedilmişse doğrudan seçim sonuçlarını belirleyebilecek bir rakam. Bu nedenle kesinlikle bir organize bir iş. Başka hangi kentlerde var? Kürdistan neredeyse bütün kentlerinde var. Bir de şunu da yapmışlar. Cizre'de hesap yapmışlar. Demişler ki ya biz buraya on binlerce insanı dahi taşsak biz Cizre'yi kazanamayız. Ne yapmışlar bu defa? Cizre'ye hayalet seçmen taşımak yerine Cizre'deki kendi yandaşlarını Şırnak merkeze taşımışlar. Kürdistan'da özellikle e, kamu binaları e, adresi adres olarak gösterilmiş. Kamu binaları yetmeyince, şimdi kamu binaları yetmeyince der yani bir kamu binasına bin kişi kaydetmiş demiş herhalde 1500'ü kaydedecek olursam fazla olur. 1500 kaydetmeyeyim demiş. 500'ü harabe evlere, boş yerlere, hiç olmayan e, adreslere kaydetmişler. E, Mersin'de, Akdeniz'de ise işte hiçbir şekilde kamu binalarını kullanmamışlar. Orada da kamu personelini kullanmışlar. Kayıtlara giriyoruz, bakıyoruz. Mayıs seçimlerinde hiç olmayan bir adres. E, Mayıs seçimlerinden sonra orada bir adres oluşmuş, bir hane oluşmuş. Gittik baktık, yok öyle bir hane. Aha, bu arada şunu da söyleyeyim. E, Kimi zaman Ev sahibinin haberi yok. E ama sonuç itibariyle şuna baktığımızda e, bunların tamamı tespit edildi. Teker teker, adres adres, isim isim tespit edildi ve hepsine itirazlar yapıldı. E, seçim sonuçlarını etkileyebilecek düzeyde eğer kaydırmalar yapılmışsa mutlak surette iptal etmesi gerekiyor. Özellikle Kürdistan'da şunu yapmışlar. Yurt dışı seçmenlerini kaydetmişler. Şimdi eğer bu itirazlar reddedilmezse yerel seçim zamanı şunu göreceğiz. 31 Mart'tan bir gün önce Kürdistan'a e, kuvvetle muhtemel ek uçak seferleri yapılacak. Yurtdışı e, ya da şey olacak otobüs konvoyları göreceğiz. Yani binlerce askeri polisi birkaç gün öncesinden oraya taşıyacaklar. İşte yapılan itirazlara yüksek seçim kurulu karar verirken buna karar verecek. Eğer reddederse yüksek seçim Kuruluşun demiş olacak. 100 kişi 3 artı 1 evde rahatlıkla hayatını idame ettirebilir diyecek. Bu suç değil mi? Bu suç. Neden? Çünkü sahte seçmen kütüğü oluşturmuş oluyor. Biliyorsunuz bizim halkımız özellikle belli mevsimlerde çalışmak çalışmak için bulunduğu kentten başka kentlere gidiyor. 31 Mart yerel seçimlerinde bizim halkımıza çağrımız şu. Nerede çalışıyorsanız çalışın, nerede bulunuyorsanız bulunun. 31 Mart günü ikametgahınızın seçmen kaydınızın bulunduğu kente gidin ve oy kullanın. O tarihte zaten bizim her seçimde kurduğumuz hareketli seçmen komisyonlarımız var. 31 Mart yerel seçimleri içinde hareketli seçmen komisyonumuz olacak. Bulunduğunuz kentte size en yakın il ve ilçe il ve ilçe örgütümüze gittiğinizde sizi oy kullanmak üzere ikametgahınızın kayıtlı olduğu yere götüreceğiz, taşıyacağız. Evet Ali Bozan böyle özetledi değerli izleyenler. AKP farklı yollarla bu seçimde belediyeleri kazanma yoluna başvurmuş durumda. Değerli izleyenler yayınımıza Gazze'deki durumla devam edelim. İsrail'in Gazze Savaşı'nın 120. gününde Amerika Birleşik Devletleri Katar Mısır'ın ara burcu, buruculuğunda İsrail Hamas ateşkes anlaşması için beklenti sürüyor. iki gündür Gazze'nin en güven güneyindeki Refahan Refahan da kara hareketi kapsamına alınacağı duyuruldu. Bu da büyük bir endişeye yol açtı. Şimdi Hamas bağlı Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Son verileri de paylaştı. 24 saatte saldırılarda, son 24 saatte ki saldırılarda 107 Filistinli'nin daha öldürüldüğünü ve 165 Filistin'in de yaralandığını açıklarken 7 Ekim'den beri öldürülen Filistinlilerin toplam sayısı 27.000 238'e, yaralanan Filistinlilerin sayısı 66.452'ye yükseldiğini duyurdu. Açıklamaya göre kurbanlardan 12.000'i çocuk, 8.190'ı da kadın değerli izleyenler. Evet 12.000 çocuk 120 günde kat edilmiş durumda. Bütün dünyada maalesef izlemekte yetiniyor. Bu arada ise Savunma Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Yav Galant Gaza şeridinde ateşkese varılsa bile kuzeyde Hizbullah'la çatışmaların devam edeceğini duyurdu. Bu da Orta Doğu'daki savaşın öyle kolay kolay bitmeyeceği anlamına geliyor. Şimdi değerli izleyenler günün önemli haberlerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili. Evet Amerika Birleşik Devletleri Irak ve Suriye'de İran'a yakın milisleri vurdu. Irak'ta Haçlı Şabi karargahı vuruldu. Amerikan savaş uçaklarının bu gece Suriye ve Irak'ta İran devrim muhafızları ordusu ve ona bağlı milislere düzenlediği hava saldırıları halen devam ediyor değerli izleyenler. SENTCOM saldırılarda 85 hedefin vurulduğunu duyurdu. Evet Irak'ın Anha An Anbar An vilayetine bağlı El Kaim'de bulunan Haçlı Şabi karargahı Füzelerle vurulduğu yerle bir edildi, milislerin ve silah depolarının vurulduğu açıklandı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bu arada Amerika Merkez Komutanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Orgeneral Michael Eric Kurilla, İran Devri Muhafızları Ordusu ve ona bağlı milis güçlerinin bölgenin istikrarı ve Amerikan güçleri için tehdit oluşturmaya devam ettiklerini açıkladı. Kurilla, Sendcom sosyal medya platformunda şu açıklamayı yaptı. İran'ın İslam devri muhafızları ordusu, Kudüs gücü ve ona bağlı milis grupları Irak'ın bölgenin istikrarına ve Amerikalıların güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaya devam ediyor. Harekete geçmeye, halkımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya ve onların güvenliğini tehdit edenleri sorumlu tutmaya devam edeceğiz dedi. Bu arada harekete ilişkin bir açıklama daha var. O da Amerikan savaş uçaklarının Suriye ve Irak'taki İran devrim muhafızları ordusu ve ona bağlı milislerin e, re düzenlediği hava saldırılarında hava saldırılarına Ürdün'ün Ürdün devletine bağlı savaş uçakları da katılmış. Bu da ilginç bir gelişme. Ürdün'den bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada bir F-16 savaş uçağı filosunun Amerikan uçaklarıyla birlikte harekete katıldığını duyurdu. Bunu doğrulardı Ürdün. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığında da bir açıklama var. Leon Austin ise bu daha başlangıç dedi. ABD Savunma Bakanı Austin üst saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ifade etti ve bu vereceğimiz karşılığın daha başlangıcıdır dedi. Bu da savaşın önümüzdeki günlerde ulaşacağı boyutu gösteriyor. Bu akşam ki gece mutlaka izleyenleriniz olmuştur. Yani 85 üst merkez vuruldu. Bir iki saat içerisinde Amerika dört koldan uçaklarla onlarca uçakla 85 merkezi yerle bir etti derdi izleyenler. Ama bu daha başlangıçmış. Bakalım saldırı bir ihtimaldir ki bu akşam saatlerinde de yine devam edecek gibi görünüyor. Şimdi tabii ki bütün bu saldırılardan sonra Irak'tan da tepki geldi. Irak Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ABD'nin Irak'taki askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılardan dolayı ABD Büyükelçisi'nin Bağdat'ta olmaması nedeniyle maslahat güzarının bakanlığa çağrılarak kendisinde nota verileceğini açıkladı. Bu da yeni bir gelişme. Irak Cumhurbaşkanlığı son yaşanan gelişmeleri tartışmak üzere siyasi tarafları acil toplantıya çağırdı. Cumhurbaşkanlığı basın ofisinde bir açıklama geldi. ABD'nin An avar, Anhar e, Anbar bunu bir türlü okuyamadım. ABD'nin Anbar kentinde bulunan Haçlı Şabi merkezi başta olmak üzere ee, yine harç hesabı'nın üst düzey yetkililerinin de içerisinde bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini e, ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu. Söz konusu saldırılar Irak'ın egemenliğini ilan ettiği gibi bölgenin de güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini açıkladı. Şimdi e, Irak, ABD güçlerinin Suriye, Irak ve Yemen'deki hedeflere düzenlediği hava saldırılarını e, bölgede yeni bir savaşın başlangıcı olarak açıklarken nota vereceğini duyurmuştu. Bu akşam saatlerine kadar da henüz o şey doğrulanmadı. Çünkü Amerika'nın büyük büyükelçisi şu anda Irak'ta değil, onu söyleyelim. Suriye'den de bir açıklama geldi değerli izleyenler. Suriye hükümeti ABD'nin Suriye ile Irak sınırına yönelik bombardımanı kınadı ve saldırıların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini duyurdu. Evet Irak direnişi güçlerinden de bir açıklama var. Irak direnişi ABD'nin Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin başkenti Erbil'deki Harir askeri üssüne İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu bu akşam saatlerinde. Haretse göre Erbil'deki güvenlik kaynakları Harir'de saldırı saptanmadığını da söyledi. Şimdi Aden Körfezi'nde de çok hareketlik var. Orada da her gün neredeyse karşılıklı füze atışları var. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı SENTCOM Aden Körfezi'nde Yemen'deki İran destekli Husilere ait toplam 12 İHA'nın dün yapılan 3 operasyonla imha edildiğini duyurdu. Yani o İHA'lar harekete geçmeden bunlar imha etmiş. Nasıl yapmışlarsa bilmiyoruz. Şimdi değerli izleyenler Hol Kampı ile ilgili bir e, gelişme var. Onu sizlerle paylaşayım. Biliyorsunuz uzun zamandan beridir Hull Kampı'nda e, bir hareketlilik vardı. Daış'ların kaçabileceği yönünde e, haberler geliyordu. Aynı zamanda operasyon başlatıldı. Kim operasyonu başlattı? Rojava iç güvenlik güçleri, YPG buna destek verdi. YPG özel birimleri destek verdi. Demokratik Suriye güçleri buna destek verdi ve eee Daış hücrelerini imha etmeye ve çeteleri yakalamak amacıyla 27 Ocak'ta bir operasyon başlatılmıştı. İnsani ve Güvenlik Operasyonu adı altında ve o operasyon bugün 8. gününde devam ediyor. Hol Kampı'nın Irakların bulunduğu 2. bölümünde yürüttüğü operasyonda, bugünkü operasyonda 3 bomba, 2 Kalashnikov şarjörü ve çok sayıda Doçka ve Biksi mermisi ele geçirildiğini duyurdu özellikle yönetim. Türkiye'nin Zafra Vaşil Metin, Metina bölgesine yönelik saldırıları sürerken federal Kürdistan bölgesinde bir asker yaşamını yitirdiği bilgisini de sizlerle paylaşalım. Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Uzman çavuş Kadir Dingil yaşamını yitirmiş değerli izleyenler. Şimdi Kürtçe ile ilgili bir haber var. Bu önemli. Ee, onu size aktarayım. Yani haberi önce aktarayım ondan sonra yapacağım bir yorum var. Kürtçe diliyle alakalı. Türkiye'deki bu seçmeli derslerle alakalı. Türkiye'de ortaokullarda 2024-25 eğitim ve öğretim yılında okutulacak seçmeli dersler tercih süresi derslerin tercih süresi 30 Ocak tarihinde başladı. 3 gün önce. Dersler için başvurular 12 Şubat'a kadar devam edecek. Türkiye Milli Savunma Milli Eğitim Bakanlığı orta dereceli okullarda 6 7 5 6 7 ve 8. sınıflar olmak üzere yaşayan diller ve lehçeler dersi kapsamında Kürtçenin Kormancı ve Zazaki lehçeleri seçmeni dersler arasında yer aldı. Ortaokullarda 2024-2025 öğretim yılında seçmeni dersleri tercih süresi 12 gün olacak. aynı 12'sinde sona erecek. Ve Milli Eğitim Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada okullarda en az 10 öğrencinin Aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutabilecek bir kota koymuşlar. Yani e, bir okulda eğer 10 öğrenci seçmeli ders olarak Kürtçe'yi seçerse bunu e, buraya bir atama yapılacak. Geçmiş yıllarda bu denendi aslında öğretmen olmadığı için, e, yeterli sayıda öğretmen e, olmadığı için uygulanmamıştı. Bakanın açıklamasına göre okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi halinde öncelikle diğer okullardan maaş ya da ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edileceği falan açıklandı. Ve bu dersler okutulacak diye yaşayan diller ve lehçeler diye 5, 6, 7 ve 8. sınıfa giden öğrenciler için bu seçmeli ders olarak Kurmancı ve zazaki dili. Ortam Bu taleplerin öğrencilere Öğrenciler ve aileleri elektronik ortamda da yapabilirler. Direkt okula gidip de yapabilirler. E-okul sistemi üzerinde de yapabilirler. Bunu söyleyeyim. Şimdi her şeyden önce Çocuklarını Çocukları 5, 6, 7 ve 8. sınıfa giderler. Kesinlikle nerede olursanız olun. Öğretmen atansa da atanmasa da bir kere gidin başvurun. Kürtseniz başvurun. Bakın bunu söylüyorum ben. İstanbul'da da olsa, Ankara'da da olsa, Kürdistan'da da olsa, Ege'de de, Akdeniz'de de, nerede olursa olsun. Kürtseniz, kendi dilinizin bir kelime de olsa öğrenmesi için bu fırsatı değerlendireceksiniz. Bu bir kere altını çizmemiz gereken bir noktadır. İkincisi, ne kadar ayıp değil mi? Bakınız uygulamaya katılın. Eyvallah. Ama ben ayıbı da size söyleyeyim. Niye ayıp? Düşünün ya. Vatandaşı olduğunuz, birlikte kurduğunuz ülkede seçmeli ders olarak sizin diliniz muamele görüyor. O da 2024 yılında. 100 yıl önce Cumhuriyeti kurduk. Bu 100 yılda buna tenezzül bile etmediler ama şimdi de seçmeli ders olarak ismini de koymuşlar. Ne koymuşlar? Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi diye. Kürtçe dersi değil ha, Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi diye. Şimdi bu cumhuriyetin ayıbidir, bu devletin ayıbidir. Bu Türk Kürt vatandaşlarına yapılan bir hakarettir. Kürtler Seçmeli ders istemiyor. Kürtler eğitim dili istiyor. Seçmeli değil. Eğitim dili istiyorlar. Mersin'deki, Adana'daki, Edirne'deki, Diyarbakır'daki, Zonguldak'taki, Trabzon'daki de Kürtçe'yi öğrenmek zorundadır diye Kürtçe eğitim dili olmak zorundadır Türkiye'de. Kürtler bunu istiyor. Yok seçmeliymiş, yok kursmuş. Dedim ya. Çocuklarınızı mutlaka kaydedin. Bakınız kota koymuşlar. Her okulda 10 öğrenci. Her okulda 100 öğrencinin bulunduğu bir okulda yarısı Kürt çocuklarıdır. Çocuğunuz tek kelime Kürtçe de bilmezse lütfen çocuğunuzu ikna edin. 5 6 7 ve 8. sınıf oku öğrencileri için kaydedin bütün okullarda. Yani Türkiye genelinde Trabzon'un herhangi bir okulunda da 10 tane Kürt öğrenci var. Edirne'de de Kürt öğrenci var. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. O yüzden bu konuda lütfen duyarlı olun. Bunu söyleyelim.